Ya şöyle, peki buna ne diyeceksiniz Tarım Bakanı'na? Ya tarımda... Ya dur şu konuyu bir konuşalım. Bir dakika, bir dakika. Bu konuyla çok alakalı. Tamam. Tarım tek tek gidelim de anlaşılır Türkiye'nin en kötü olduğu yer. Yani ben gittim Ayçiçekler'in falan gördüm ya. Tarım Bakanı'nın dediği çıktı. Ya git pazara git zaten bitiyorsun tarım yani. Hakkında konuşması gerekiyorken eskiden başörtülü veliler okullara giremiyordu. Siz ne diyorsunuz diyor. Oradan da çıkamıyorsun değil mi? Arkadaşım tarım senin yani. Buldu. Yani buradan düşün, da çıkamıyorsun. Patatesleri döküyorlar sokaklara. Yani sen onunla ilgilenecekken... Domates, ya, kavun, karpuz. Eski Türkiye'de kuyruklar vardı diyor ya. Eski Türkiye'de hastanelerde randevu bulamazsın diyor. Ya Tarım Bakanı Allah'ını seversen madem işin gücün yok. Madem tarımla uğraşmıyorsun bana bir göz randevusu bulsana ya. Hayır sen yeni Türkiye'de bana bir tane göz randevusu bul. Bana da MR çekimi. Bir tane bul. 8 aydan önce bana bir göz randevusu bulsun. Tarım Bakanı işi gücü yok bari bizim için randevuda sıraya girsin bir işe yarasın. Çünkü bir işe yaradı yok adamın. Yani böyle böyle yapıyor. Tarımın hali ortada. Yani zaten tahminen en fazla 2-3 ay daha oturur o koltukta. Tabii. Tahminen. Bak ama ben sana söyleyeyim. Bu, yani gelirine göre e-fatura var ya onlar daha çok kahredici sinirlendiriyor. Ya insanı. O da enerji bakanı. O bambaşka bir dünyada ya. Tam kapıyı açıyorsun evden. Doğalgazcı gelmiş saat okuyor. Ondan sonra... Baba senin gelirin karşılıyor. Yok diyor ki tam faturayı çıkartacak. Ne yazıyorsun falan filan. Ne çıkacak bize tahminen diyor. Abi bana gelen bilgilere göre sen 2 milyon vergi ödemişsin. 48 bin lira yazıyorum falan diyor mesela. Ya böyle bir saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Ya bir dakika. Böyle bir şey olabilir şimdi mi? Şimdi ben bordolu maaşlı bir adamım değil mi? Güzel. Benim devlet her altımı biliyor ne kazandım. Sen bu devlet demiyor muydu bu kuyumcular vergi ödemiyor diye? Kaç lira ödemiş kuyumcu vergi? 13 bin lira. 13 bin liraya göre bu kuyumcu fakir. Fakir olduğuna göre bu adamın ödeyeceği elektrik 200 lira. Ben bordolu olduğum için elektrik ödeyeceğim 1000 lira olacak. Tabii öyle. Ama kuyumcu Mercedes'ini altlayıp yola devam edecek. Ben garibim İstanbul kartımı basıp şeyle metrobüse doğru devam edeceğim yoluma. Abi sen bu ülkede kimin gelirini ölçebiliyorsun ki? Mesela sen Dinan Polat'tan daha fazla doğalgaz parası ödeyeceksin. Evet. Yani bu olay buna gidiyor. Yani. Ve sanki... Hayır. Ya bütün sinir uçlarıma dokunuyorsun şu anda. Sen de daha fazla ödeyeceksin.